İsrail ablukası altındaki Gazze'de hayat şartları gittikçe zorlaşıyor. Türk Kızılay'ı Ramazan ayı için hazırladığı gıda yardımlarıyla Gazze'lilerin bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlıyor. Gazze'liler iftar yaklaşırken pazar alışverişindeler. Pazar kalabalık görünse de çoğu insanın eli boş. Hava sıcaklıkları 40 derecenin üstünde. Gazze'liler ikindi saatlerinde alışveriş yapabiliyor. Ancak bu Gazze'liler için oruçlarını zorlaştıran tek sorun değil. 12 yıldır süren İsrail ablukası elektrikten suya birçok temel ihtiyacı engellerken Gazze ekonomisi de çökmek üzere. Abluka ve maaşlardaki kesintiler piyasayı zayıflattı. Satışlar neredeyse sıfıra düştü. İnsanlar buraya geliyorlar ve hiçbir şey almıyorlar. Elektrik ve su kesintisi ve parasızlıktan dolayı alışveriş yapamıyorlar. Gazze'lilerin birçoğu pazara dahi gidemiyor. Çünkü işsizlik %50'nin üzerinde. Resmi kurumlarda çalışanlar 2 ayda bir maaş alabiliyor. Bu para ancak mutfak alışverişindeki borçlarını kapatmaya yetiyor. Sahurda yemek için peynir ve yumurtamız bile yok. Gazze'deki herkes bu durumda. Diğer ülkeler Ramazan'da sahur ve iftarlarını yapabiliyorlar. Ama Gazze'liler yapamıyor. Gazze'de bir kutu peynirin yarısını sahur, diğer yarısını iftar için kullanan aileler biliyorum. Türk Kızılay'ı Ramazan ayı için hazırladığı gıda yardımlarıyla Gazze'lilerin bir nebze olsun nefes almasını sağlıyor. Türk Kızılay'ı Ramazan boyunca Gazze'de yerel kuruluşlarla işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Yerel sivil toplum kuruluşları bu konuda Kızılay'ın desteğinin önemini vurguluyor. Gazze'liler Ramazan'a 12 yıldır devam eden ablukadan dolayı zor şartlar altında girdi. Türkiye gibi diğer ülkelerden Kızılay gibi örgütlerin aracılığıyla gönderilen bu yardımlar birçok açığı kapatıyor. Eminim ki bu yeterli değil. Abluka sona ermeli. İnsanlar iş sahibi olmalı. Gazze'li ihtiyaç sahipleri bu zor günlerinde yanlarında olan Türk halkına şükranlarını sunuyor. Durum çok kötü. Bildiğiniz gibi yiyecek ve içeceğe ihtiyacımız var. Türkiye'deki insanlara teşekkür ederim. Çünkü Filistinlilere sürekli yardım ediyorlar.